aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâ ve huve s-semî'ul alîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Allahümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecma'in. Hamd ederiz. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, kainatın Rabbi, yaratıcısı, yöneticisi, Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerine ki bize sıhhat verdi, afiyet verdi, anlama kabiliyeti verdi, konuşma kabiliyeti verdi. Günlük hayatımız için gerekli olan bütün imkanları halk etti. İhtiyaçlarımızı ziyadesiyle var etti. Elhamdülillah. Uzun süren bir kuraklıktan sonra bu bir haftadır hamdolsun çiftçimiz için de bereket olabilecek olan her ne kadar tam doyurucu olmasa da toprağı yumuşatacak kadar yağmur yağdı. Rabbim yağmursuz bizi bırakmasın, susuz bırakmasın, bununla bizi imtihan etmesin. Çok zorlu ve sıkıntılı bir imtihan olur bu bizim için. Salat olsun Nebi Aleyhisselam'a, kıyamete kadar ismi unutulmasın. Ona iman edenlerin sayısı kıyamete kadar eksilmesin, artsın. Onun getirdiği dava kıyamete kadar ayakta kalsın. Allah Celle Celaluhu bizi ona, onu bize sevdirsin. Efendimizin sözleriyle meşgul oluyoruz. Çünkü o Kur'an'ın vahyine muhatap olandır. Ene beşerun mitlüküm. Onun ifadesi, ben sizin gibi bir insanım. Ancak artı bir taraf var. Yuhâ ileyye, bana vahyolunuyor. Diğer insanlardan farklı olan tarafı, artı olan yönü, ona vahyolunmuş olması. Dolayısıyla biz bu vahyi hem Rabbimizin Kur'an-ı Kerim gibi levh-i mahfuzdan gelen ilmi olarak alıyoruz. Hem de Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin Allah Resulü'nün günlük hayatına ve diğer meselelerinde kalbine verdiği fikirler olarak da algılıyoruz. Dolayısıyla Allah Resulü وَمَا يَنْتُكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Asla hevasından konuşmaz. Her ne ki konuştuysa Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin ona ilhamı ve vahyidir. Evet, dolayısıyla bu manada biz Efendimiz'e güveniyoruz. Elbette arada sözü nakledenler de sıkıntı, sözün tamamını nakledememe gibi sıkıntı söz konusu oldu, olacaktır, tabidir, normaldir. Alimlerimiz emek sarf etmişler bu sıkıntıları gidermek için. Hadis alanında pek çok gayretler sarf etmişler. İlletlerini, hadislerin hastalıklarını, hastalıklı olanlarını ayıklamışlar. Cerh ta'dil dediğimiz efendim bir ayıklama çalışması yapmışlar hadislerde. Zayıf demişler, sahih demişler, hasen demişler. Hadis literatüründe, hadis ilminin usulünde bilinen şeyler, erbabı bunlarla meşgul oluyor. Dolayısıyla biraz zaten 3-5 hadis sonra bu konuya bir daha döneceğim. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin bizim için anlam ve önemi üzerinde yine birkaç cümle söyleyeceğim. Bu arada söze girmeden evvel galiba 40 gün oldu. Açtığımı bilmiyorum. 6 Ekim idi yanılmıyorsam başlangıcı veya 7 Ekim idi. O günden bu tarafa İnsanlık bir dram yaşıyor. 1,5 milyona yakın Gazze'li yerlerinden söküldü, yerlerinden oynatıldı. Rakam veriyorlar işte 12 bin, 13 bin, 14 bin. Resmi olan bunlarda, resmi olmayanları bilmiyoruz. Binaların altında kalan, göçük altında kalan, bilgi alınamayanları bilmiyoruz. O bölgenin insanından dünyasını değiştiren, ahirette intikal eden kardeşlerimiz var. Yaralılar var. Özellikle çocuklardan çok büyük bir oranda rakam geliyor bize.
Çünkü bu savaşta orantısız bir gücü savaşan insanlar üzerinde kullanmıyorlar. Onların yakınları, eşleri, anneleri, kardeşleri vesaire gibi özellikle vurulmaz, en azından insaf sahibi vurmaz diye sığındıkları hastaneler vurulmak suretiyle, camiler vurulmak suretiyle katliam dünyanın gözü önünde cereyan ediyor ve insanların tüyleri bile kıpırdamadan soğuk buz gibi bakışlarla olan biteni seyrediyorlar ve kendilerini haklı göstermek için pek çok cümleler kullanıyorlar. Bu arada sanal ortamda da pek çok iddialarla kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar. Bir köpeğin bile canı yandığında ayağa kalkan hayvanseverler ülkemizde Gazze'de olan biten için seslerini hiç çıkarmıyorlar. Bir kedinin patisindeki küçük bir diken için ağlayan gözü yaşlı hayvanseverler, hayatını kaybeden, kendisinden efendim ümit kesilen, eli, ayağı, gözü vesaire gibi organları yarım kalan veyahut da ağır yaralanan veyahut da akıl sağlığı yerinden giden nice insan gözlerinin önünde ama dünya hayvanseverlerini, insanseverleri zaten bıraktık bir kenara, insanseverler Müslümanları sevmiyorlar. Bunu anladık, bunu kabul ettik. Ama maalesef ki canlıya karşı şefkat ve merhamet gibi kelimelerle ülkeleri ayağa kaldıran bir takım sivil örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin bu konuda en küçük bir çığlıklarını, bir serzenişlerini, yakarışlarını veya yakınışlarını duymuyoruz. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri adili mutlaktır. İnsanların yaptıkları her şeyin bedelini insanlara hem dünyada hem ahirette ödetir, ödetmiştir, ödetecektir. Buna şahidiz, bunu biliyoruz. Bu konuda delillerimiz elimizde, konuşabiliriz rahatlıkla. O yüzden Rabbi Zülcelal'den merhamet diliyorum Kudüs'teki kardeşlerimize ve Kudüs dışında. Tabi bazı kardeşlerimiz diyor, niye Uygurlar zikredilmiyor, niye Arakan zikredilmiyor? Haşa, böyle bir şey yok. Müslüman bütün insanlık için yaşadıkları çilelerde ızdırap çekendir. Dolayısıyla Arakanlı da bizim kardeşimiz, Uygur da bizim kardeşimiz. Onları da dile getiriyoruz, getireceğiz, getirmeliyiz. Yeryüzünde mazlum olan bir gayrimüslim için dahi bizim yüreğimiz sızlar, sızlamıştır. Asla mümin cani değildir. Asla mümin kendi ırkından başkasını görmemek gibi bir abesle, yanlışla iştigal etmeyeceği gibi kendi inancından başkasını görmemekle de, böyle bir abesle de iştigal etmez. Kafamızı çalıştırmamız lazım. İslam'da olmayan bir şeyi Müslümanlara sıfat olarak yakıştırmak kadar küçültücü, alçaltıcı bir şey yoktur. Ben söze girerken bu cümleleri söyleme zorunluluğu hissettim. Şimdi efendim 28. hadis 2. 40'tan Hasan Basri Çantay, Allah ona rahmet etsin, mağfiret etsin, makamını cennet etsin, hesabını kolay etsin. Dolayısıyla bu yazmış olduğu kitap duaya da vesile oluyor. Çantay merhum oturmuş, hadis-i şerifleri elden geçirmiş. Onlar içerisinde bizim için aspirin olabilecek her derde deva küçük, kısa, anlaşılır ve kolay ezberlenir hadisler seçmiş. Onların her birini 40 hadis olarak neşretti 1953 yılından 55 yılına kadar. İşte ikinci 40 hadis, yani birinci 40 hadis neşredildi, onu biz bitirdik. İkinci 40 hadisin 28. hadisinde sizlerle birlikte buluşuyoruz. Bezzar nakletmiş efendim Muaz radıyallahu anh'ten. Hadis-i şerif çok kısa, Türkçesiyle de kolay ezberlenebilecek ve çok da düşündürücü. Şirarun nas diyor Peygamber-i Zişan. Şirarul müminun müminin demiyor. İnsanların en şerlisi diye diyor. Müminlerin şerlisi demiyor. Bu durumda
bütün dünyadaki insanlar bu hadisin kapsamı içinde değerlendirilir. Yani bütün Hristiyanlar, Yahudiler, efendim bütün yeryüzünde ta Eflatun'a kadar olan bütün insanlığa yön veren, rehberlik eden, alim sıfatıyla yaftalanabilecek olan, alim sıfatıyla muttasıf sayılacak, sıfatlanmış olabilecek olan ne kadar bilgili insan varsa, bilgin varsa hepsini kuşatıyor. Şirarun nas, insanların en şerlileri, insanların en kötüleri, kötülük saçanları, şirarul ulema, alimlerin, finnas, insanlar içinde alimlerin kötüleridir, şerlileridir. Bildiğim kadarıyla çocuklar için televizyon dizileri dahi bu konuda yapılıyor. Bir takım bilgi sahibi insanlar ellerindeki mevcut bilgiyi insanların faydasına kullanmaktansa zararına kullanıyorlar. Nitekim atomun parçalanması aslında yararlı bir bilgidir ama atomu siz bir bomba olarak parçalarsanız insanları katledersiniz. Dolayısıyla bugün dünyada kullanılabilen bütün teknolojik ürünlerin her birinin insanların lehine kullanılabilme özelliği olduğu gibi insanlık aleyhinde de kullanılabilir. Mesela narkotik bir takım uyuşturucular insan için hastalıklarda, ameliyatlarda, zehirler hakeza, yılan zehirine kadar faydalıdır ve bunları bazı alimler bu zehirleri alırlar, insanlığın faydasına kullanırlar. Ama bir tane alim çıkar, bu zehirleri alır, efendim suyun içine katar, insanları topyekün imha için. Hatta bildiğimiz kadarıyla şu anda İsrail'in en çok çalıştığı alanlardan biri ve ülkemiz de bu çalışmanın rüzgarından etkilenmiş, belalanmış bir durumda. Kimyasal bir takım efendim rüzgarlarla götürülebilecek toprağı etkileyen ilaçlar, böcekler özellikle özel olarak üretilen, çoğaltılan böcekler kendileri için, kendilerine göre düşman addedilen ülkelerin topraklarına yayılması suretiyle bizim ülkemizde de son 50 yıldır konuşabileceğimiz pek çok hadise var. Ağaçlardaki hastalıklar, topraktaki böcekler dahil olmak üzere bunlar özellikle bilim adamı diye isimlendirilen, ki özür dilerim, feministler bilim adamı kelimesini kabul etmiyorlar. Bilim insanı diyorlar. Halbuki bilim adamındaki adam kelimesi erkeği kastetmez. Bu mecazi bir kelimedir. İnsanı kasteder bilim adamında. Kadın da bunun içindedir aslında ama maalesef lüzumsuz tartışma çıkarmakta maharetli olan feministler bu konuda da söyleyeceklerini söylüyorlar. Neyse, sözü uzatmayalım. Çirkin bir takım sonuçlar elde etmek, insanlığı katletmek. Mesela gıda ile oynuyorlar, GDO'suyla oynuyorlar. Hep bunlar bilim adamı dediğimiz insanların, ki ben bilim adamı demekte ısrar ediyorum. Bu bir mecazi deyimdir. Erkekler kastedilmez bununla. Bütün insanları kapsar buradaki adam. Küçücük edebiyat bilgisi olan bir beyin bunu anlayabilir. Ne demek? Bilim insanı yapalım, bilim adamı demek, cinsiyet ayrımı falan, bu gerizekalılık. Beni bağışlayın, kusura bakmayın. Lüzumsuz bir takım gündemlerin tartışmasının sonucu beğenen olur, beğenmeyen olur. Ben kendi şahsıma bunu, ya bir dilin kendine göre cilveleri vardır. Dilin cilveleri vardır. Kelimeler çift anlamlı kullanılabilir. Kelimelerin kendisine göre terkipler içerisinde özel aldığı manalar vardır. Bunları efendim işte bunlar hakiki manası şudur tarzında bir yaklaşımla dilimizdeki deyimleri, türetilmiş bir takım kavramları değiştirmenin de bir anlamı yok. Bilim adamı demek kadın ve insandan, insan cinsinden, bilimle ilgili çalışan insan demektir. Bu böyledir. Yıllardır bu deyim böyle kullanılır. Bu terim böyle kullanılır. Lüzumsuz gündeme gerek yok. Neyse, işte o alimler
insanların en şerlileridir. Maalesef insanlığı katlediyorlar, sularımızı zehirliyorlar, toprağımızı zehirliyorlar, ülkemizdeki böcekleri değişime uğratıyorlar, mahsulle ilgili bir takım deformasyonlar yapıyorlar, tavuğun yumurtasıyla oynuyorlar. Yani oynuyorlar, genetikle oynuyorlar, oynuyorlar. Şirarun nas, şirarul ulema'i finnas. İnsanların en adileri, en şerlileri, en kötüleri, en büyük kötülük yapanları insanlar içindeki alim diye yaftalanan, bilim adamı diye yaftalanan, kadından ve erkekten insanlık aleyhinde insanın hayatına, sıhhatine, yaşamına kasteden laboratuvarlarda bir takım şeyler geliştiren insanlardır. Mesela geçenlerde bir yazı göndermişler. Ben tabii uzman değilim. Uzmanları araştırsın. Özellikle kadınlarımızın kullandığı kadın petlerinin kısırlık yaptığı, bir tabip gönderiyor bunu. Kısırlık meydana getirdiğini, nesil üzerinde etken olduğunu, uzun süre kullanıldığında, mesela işte yumuşatıcılar, parlatıcılar, yani kimyasal şeyler. Bir doktor kardeşimiz öyle söylemişti. İlacı vücuda verirsin, nerede duracağını bilemezsin. Kimyasal ilacın ham maddesidir aynı zamanda. Kimyasalı bir yerde kullanırsın ama insan hayatını nerede bitirecek, nerede zarar verecek onu bilemiyorsun. Dolayısıyla bu hadis-i şerif çok küçüktür ama kitaplık çapta bir hadistir. Çok ciddiye alınması gereken bir hadistir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlunu çok can alıcı bir noktada uyarmıştır. Buradan bir konu daha çıkıyor. Bilgi insan için hem yararlıdır hem zararlıdır. Tıpkı bıçak gibi adamın elinde ekmek keser, adamın elinde bıçak adam keser. Dolayısıyla bu anlamda televizyon da bıçak gibidir, internet de bıçak gibidir, sanal ortam bıçak gibidir. Hem iyilikleri hem kötülükleri vardır. İrademizi ciddiye almamız lazım. Özellikle Türkiye'de, ülkemizde geliştirilen, özellikle bozulmamış tohumculuk anlayışıyla ilgili yapılan çalışmaları takdirle karşılıyorum. Bu arada ülkemizde özellikle dediğim gibi kimyasallarla deforme olmuş bitkiselleri yiyen veyahut da bunlarla beslenen, hayvanlardan beslenen insanlarımızın pek çok hastalıklarla baş başa kaldığını biliyoruz. Allah muhafaza etsin şerlilerin şerrinden. Sözü biraz uzun tuttum çünkü meselesi çok mühim bir hadistir. Kısadır fakat ciddi boyutta bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi özel olarak tekrar siz gündeminize alırsanız sevinirim. İnsanların en kötüleri, insanlar içindeki alimlerin kötüleridir. İkinci bir hadis, 29. hadis yine Hasan Basri'nin kitabından. Hadis-i şerif şöyle. Ennâsü sevâ'ün. Bu da çok önemli, çok mühim. İnsanlık için çok mühim bir hadis. Ennâsü sevâ'ün. İnsanlar eşittir. Ey eşitlikçiler, ey özgürlükçüler. Bu hadis 1400 sene evvel Mekke'de doğmuş, Medine'de yaşamış, dünyaya ışıklı sözler, cümleler öğretmiş olan bir insanın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın, bir peygamberin sözü. Ennâsü sevâ'ün. İnsanlar eşittir. Siyahı, beyazı, uzunu, kısası, zengini, fakiri, insanlık hakları ve onuru açısından asla biri diğerinden farklı değildir. Ne gibi ki esnânil muşti. Muşt, tarak demek. Bildiğimiz saçımızı taradığımız tarak. Nasıl saçımızı taradığımız tarağın dişleri birbirine müsavi ise, eşit ise, insanlar da tarağın dişleri gibi eşittirler. İnsanların sadece farklılığı ve innema yetefadaluna bil ibade, ibadetleridir. Üstünlükleri ibadetlerindedir. İnne ekramekum indallahi etkaküm. Hucurat suresinin 13. ayeti. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri insanları bu anlamda
eşit yarattı Allah Celle Celaluhu. Onlar arasındaki fark takvalarıdır. Yani Allah'a gösterdikleri saygı, bu saygının doğurduğu dünyadaki eylemleri, Allah'tan korktuğu için hırsızlık yapmamak, yalan söylememek, elini kötülükten çekmek gibi, yanı sıra namaz, oruç, hac, zekat gibi farzlar, vacipler, sünnetler, müstahaplar, mekruhlar çerçevesinde ibadetlerin tümüdür. Bu manada çok özel bir vurgudur bu. İnsan ibadetiyle kıymetlidir. İnsanın şerefini artıran ibadetidir. Yoksa insanların malı, insanların rengi, insanların doğduğu şehir, insanların doğduğu ülke insanlar için üstünlük sebebi değildir. Basitinden işte bizim geçmişimizde Osmanoğulları vezirlerine bakarsanız, vezir azamlarına bakarsanız, yani başbakanlarına, pek çoğu gayrimüslimken Müslümanlaşmış devşirmelerden oluşmaktadır. Ve yanlış hatırlamıyorsam Travnik'te bir kardeşimizin söylediği 18 rakamı yanlış aklımda kalmadıysa, ona da selam olsun. Travnik'te, yani Yugoslavya'nın, yani eski Yugoslavya diyelim, bugünkü Bosna Hersek'in Bosna'ya yakın bir şehri Travnik'te, sadece oradan Osmanlı 18 tane sadrazam kendi bünyesinde başbakan çalıştırmış, yani ona böyle bir iltifatta bulunmuş. Onun haricinde saydığımız pek çok ordu komutanları, şunlar bunlar. Dolayısıyla insanın ibadeti üstünlüğünün belgesidir. وَلَا تَصْحَبَنَّ اَحَدًا Bir kimse arkadaşlık etmesin. لَا يَرَى لَكَ مِنَ الْفَضْلِ مِثْلَ مَا تَرَى لَهُ Kendisi için, efendim, kendisi için kabul ettiği üstünlüğü mümin kardeşi için de kabul etmedikçe etmeyen bir kimseyle arkadaşlık etmesin. Kendisine layık gördüğün ve faziletin benzerini senin için de reva görmeyen, yani kendisinde zenginlik istiyor, senin için de istemeli. Kendisinde şeref istiyor, senin için de istemeli. Kendisinde yükselme istiyor, senin için de istemeli. Yani bir kimse kendisi için istediğini başkası için de istemeyen kimseyle arkadaşlık etmesin. Nebi-i Zişan'ın tavsiyesi bu. Evlatlarımızın eğitiminde de kullanılması gereken çok önemli bir hadis-i şeriftir bu. Burada bir not düşmüş. Çantay merhum. Allah Celle Celaluhu ona rahmet etsin. Rahmetiyle cennetine koysun. Diyor ki, işte İslam demokrasisinin insan haklarının ve insan eşitliğinin kutsi kaynaklarından biri. İslam demokrasisi diye bir kavram kullanmış. Demokrasi kelimesi üzerinde uzun tartışmalar var. İslam'ın özünde bugün insanlığın sistemlerinin iyi taraflarının tamamı toplanmıştır. Ve kötülükleri de yoktur. Yani İslam demokrasisi deyince İslam'ın içinde zaten demokrasi anlayışının iyi tarafları, kötü tarafları da vardır çünkü. İnsan eliyle açığa çıkan bütün fikri yapılanmaların iyilikleri olduğu gibi kötülükleri de vardır. Hiçbir şey mutlak iyi değildir. Sofi'nin Dünyası diye bir felsefi kitap vardır. Okursanız göreceksiniz. Sofi'nin Dünyası'nda felsefi akımların birbirlerini reddettikleri, reddedişlerini göreceksiniz. O onu adeta silmek için veya yanlışını tespit ederek pek çok şey söylemişler. Dolayısıyla insan ürünü şeylerin mutlaka noksanı vardır. O yüzden İslam demokrasisi kavramı, şahsen Çantay merhum bu demokrasi kavramını kullanmış, kendi gününün insanlarının biraz demokrasiyle ilgilenmeleri sebebiyle ben kendi nefsime İslam demokrasisi diye bir kavramın olduğunu düşünmüyorum. Varsa da şöyle düşünülebilir. Demokrasi diye bir yapılanma var. Düşünce sistemi, hayat sistemi. O yapılanma insanlar eliyle icat edilmiştir. O yapılanmanın iyilikleri insanda mevcuttur.
özür dilerim, İslam'da mevcuttur ama kötülüklere asla mevcut değildir. Böyle görüyorum, böyle gördüğümü ifade edeyim. Devam ediyor. Üstünlüğü temin eden ibadet mefhumu gerek şahsi, gerek ailevi, gerek maşeri yani toplumsal ve milli bütün insan vazifelerine şamildir. Yani bütün insani unsurları içine alır. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Bütün insani unsurları içine alır. Dolayısıyla ibadet sadece namaz, oruç, hac, zekat değil. Birinin gözyaşını dindirmek, birisinin kanayan yüreğinin merhemi olmak, birisinin açlığına deva olmak, birisinin hastalığında yanında bulunmak, birisi soğukta kalmışsa onu giydirmek. Bütün bu sosyal ilişkiler, toplumsal yapılanmalar, dursun delikanlım, toplumsal yapılanmalar aynı kategori içine girer ve bu manada bu ibadettir. Bunların hepsi Allah için yapıldığında bunların hepsini içine alır ibadet kelimesi. Bunların hepsi dinimizde ibadettir. Bu hadis-i şerifte arkadaşlığın karşılıklı hak ve vazifelerine de işaret buyurulmaktadır. Çok ciddi, çok önemli, çok mühim, bizim dünyamızı aydınlatacak, ışık olacak iki hadis sizlerle paylaştık. Şimdi üçüncü hadis, 30. hadise bir bismillah diyelim. Orada da kısa birkaç cümlemiz olacak. Eftalul iman. İmanın en üstünü, en faziletlisi en ta'leme enne Allahe ma'ake haythu ma kunte. Subhanallah. Nerede olursan ol, Allah'ın seninle olduğunu bilmendir. Bu hadis-i şerif burada bir dipnotta koymuş. 40 hadiste 7. hadise müracaat diye. Şimdi biz onu sizinle paylaşalım sadece. Hani hatırlarsanız bir Cibril hadisinden söz ettik. Hatırlamıyorsanız bile tekrar etmiş olayım. Cebrail aleyhisselam insan suretinde Medine-i Münevvera'da Müslümanların pek çoğu şahit oldu ve bunu nakletti. Hazreti Ömer gibi zevat başta olmak üzere insan kılığında Dihye diye bir zat vardı sahabeden. Dihyetül Kelbi çok yakışıklı birisiydi. Efendimizin yanına geldi. Hazreti Ömer diyor, şedidül beyaz, üzerinde böyle çok bembeyaz bir elbise var. Fakat çölün tozu üzerinde yok. Yani yoldan geliyor ama yolcu emaresi yok kendisinde. Tertemiz böyle misler gibi bir adam geldi, selam verdi. Allah Resulü'nün oturuyordu. Dizleri rukbetey ala rukbetey tabiri var. Dizleri Efendimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dizine değecek kadar yakınına oturdu. Ve Efendimiz'e sordu. Mel imen. Biz de şaşkın şaşkın onu takip ettik. Efendimiz el imen en tu'mine billahi diye başlayan sizinle daha önce paylaştığımız Cibril hadisindeki iman şartlarını söyledi. Allah'a iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahiret gününe iman, öldükten sonra dirilmeye iman, bu şartları saydı. Sonra Peygamber Efendimiz bunları sayınca gelen kişi sadakte, doğru söyledin dedi. Biz de şaştık. Hem soru soruyor, bilmediğini sorsa doğru söylediğini bilemez. Öyleyse onun bildiği bir soruysa niye sordu? Bu eğitim öğretimde bir şeydi. Bunu geçmişte konuştuk. Tekrar dönmeyeceğim. Orada bir üçüncü soru vardı. Mel ihsanu. İhsan nedir? Allah Resulü'nün cevabı en ta'budallaha ke enneke terahu fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. Allah Celle Celaluhu'ya öyle kulluk etmendir ki Allah'ı sanki görüyormuşçasına. Dünya hayatını öyle yaşaman lazım ki Allah seni görüyormuşçasına. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Dolayısıyla sokakta yürürken mesela bakıyoruz trafikte başlıyor kavga. Halbuki Allah'ın kendisini gördüğünü bilen insan sükunetini muhafaza eder. Ve büyük hakaretler birbirlerine ve maalesef bazen karşı taraftaki insanın dinini, diyanetini de rencide edecek
sözler söyleniyor ve bu insanlar arasında büyük sıkıntılara sebep oluyor. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes bizi görüyor. Biz her ne kadar onu görmüyorsak da. Bu manada Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri ayet-i kerime Bismillah eyneme kuntum ve huve ma'akum. Eyneme kuntum ve huve ma'akum. Her nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Her nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Yine efendim İsrail oğullarına Maide'de kâlallahu inni ma'akum. Allah buyurdu ben sizinle beraberim le in akantumus salâ ve ateytumuz zekâ. Namaz kılar zekat verirseniz ilâ âhir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bizim yanımızda. Allah Celle Celaluhu mesafelerce uzak değil. Bir milim dahi şah damarından daha yakın tabiri kullanılmıştır bu manada. Bu makama ihsan makamı deniyor. İhsan, Allah'ın bizi gördüğünü bilerek yaşama makamı ve bu, buradan anlıyoruz ki imanın en faziletlisi, en üstün derecelisi denildiğine göre imanın dereceleri var. İmanın dereceleri var. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir müminin iman derecesiyle namaz vakti Rabbisine itaat eden, Allah'tan sakınan bir müminin iman derecesi birbirinden farklıdır. İşte bu bapta bir önceki hadisi de teyit ediyor ve tekit ediyor, kuvvetlendiriyor. İnsanların üstünlüğü imandan gelir. İman dereceleri arttıkça, tabi bunu Allah bilir yalnız. Yani insanın kalbindeki imanın derecesini en iyi bilen Allah. Bu iman tezahür eder mi, açığa çıkar mı? İşte bugün Gazze'de görüyoruz. Yavrusu kucağında diyor ki Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz. Çocuklarımız şehit oluyor. Ama siz insanlar bizimle imtihan oluyorsunuz. Ya bizden yana olacaksınız, imtihanı kazanacaksınız. Ya karşımızdaki zalimden yana olacaksınız, imtihanı kaybedeceksiniz. Müthiş bir tevekkül ve müthiş güçlü bir iman. Bu imanı Allah Celle Celaluhu sizi de bizi de nail eylesin. Taberani'nin hadisini sizinle paylaştık. Burada nokta koyalım çünkü süremiz doldu. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.